Bir şirketin değerlemesi neye göre olur? kar zararına göre, bilançosuna göre, ciroya göre, nakit akışına göre değil mi? Bunlara bakarsınız. Bunlardan bir takım matematik hesaplamalarla farklı yöntemler de kullansanız belli bir maliyete varırsınız. Veya şirket iyi bir bilanço açıklamışsa hisse senedi değeri yükselir. Şirket kötü bir bilanço açıklamışsa hisse değeri düşer. Bunlar teoride böyle olmakla beraber biz insan insanoğlu duygusal varlıkları olduğumuz için gerçek hayatta böyle işlemeyebiliyorlar. Ve gerçek hayatta son derece kötü bilançolar açıklayan şirketler CEO'ları güzel konuştu diye hisse senedinin fiyatını yukarı çıkarabiliyor. Buna karşın çok iyi bilançolar açıklayan şirketler CEO o gün enerjisi biraz düşük bulunduğu için geriye doğru gidebiliyor. Bakın size bir örnek göstereceğim. Enphase. Enphase geçen sene bizim portföyümüzde de vardı. Maalesef geçen sene çok kötü gitti. En kötü seçimimdi gerçekten. Ve dün bilançosu geldi. Bilanço gelince hisse fiyatı bir anda 100 dolardan 118 dolara çıktı. %18. Müthiş bir yükseliş. Muhakkak ki harika bir bilanço getirdiler değil mi? Öyle düşünüyorsunuz. Peki bakalım ne getirmişler? Hisse başı karda 54 sent getirmişler. Hedefin 1 sent gerisinde kalmış. Hadi çok önemli değil. Ciro 302 milyon dolar ciro getirmişler. 25 milyon daha hedefin gerisinde kalmış. Yani neredeyse %8 civarında. E bunun neresi iyi? Bakıyorsunuz Ciro bir önceki yıla göre %58.2 küçülmüş. Yani neredeyse yarı yarıya azalmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde ciro %35 azalırken Avrupa'daki ciro düşüşü %70'leri bulmuş. Berbat ötesi bir bilanço. Hisse senedinin katledilmesi gerekir. Hayır öyle olmuyor. %18 yukarı çıkıyor. Neden? Çünkü CEO'su diyor ki geleceğimiz parlak. Biz dibi bulduğumuzu düşünüyoruz. Avrupa'da talebin arttığını düşünüyoruz. Faizler de düşerse işler iyi gidecek gibi bir açıklama veriyor, bir ümit veriyor ve o ana kadar hisse süper cezalandırıldığı için buradan bir rahatlama geliyor ve insanlar geleceği satın alıyorlar. Bunu yanlış mı buluyorum? Aynen yanlış bulmuyorum. Sadece insan olduğunun davranışlarını iyi anlamaz lazım. Amerikan borsası yatırımcıları özellikle geçmişe değil geleceğe bakmayı seviyorlar ve geçmişteki rakamlar kötü olsa bile bunun dip olduğu, geleceğin iyi olduğuyla ilgili bir beklenti açıklanıyorsa hele bu beklentiyi açıklayan CEO'nun duruşu güçlüyse kendine inandırıyorsa vesaire o zaman hisseden yukarı doğru gidebiliyorlar. Öte yandan dün bizim yatırım portföyümüzde bulunan PayPal'ın da bilançosu geldi ve PayPal çok iyi bir bilanço getirdi. Biraz sonra detaylara gireceğim. Ama CEO'sunun enerjisi düşük olduğu için konuşmalarda ki aslında anlattıkları da gayet güzeldi ama enerjinin düşük olduğunu kabul ediyorum. Enerjisi düşük olduğu için hisse senedinin değeri %8 düşmüş durumda. Ve bugün borsa açıldığında belki biraz daha da düşecek. Neden? Çünkü enerji düşük. Şimdi gelin bu çerçevede PayPal'ın bilançosuna bir bakalım. PayPal'ın bilançosu ne söylüyor bize? Gelecekle ilgili ne söylüyor? Ve bundan dolayı CEO'nun enerjisinin biraz düşük olması gibi saçma sapan detaylarla neden pek ilgilenmiyorum onu anlatayım. Anlatacaklarım elbette bir yatırım tavsiyesi değil ama bir dinleyin bakalım bakalım. Belki siz de bana hak verirsiniz ve aslında bir şirketin değerlemesi içerisinde duygular ne kadar çok yer alıyor bu konuyu da hayretler içerisinde öğrenmiş olursunuz. Hazırsanız başlıyoruz. Bizim PayPal yatırımımız bir geri dönüş hikayesi aslında. PayPal bir uyuyan dev benim gözümde. Geçen sene dedim ki PayPal çok kötü yönetiliyor ama potansiyeli yüksek. Muhtemelen bir CEO değişikliği yaşayacaklar. CEO değişikten sonra şirket belli bir yola girecek. Dedik dediklerim doğru çıktı. CEO değiştirildi. Genç bir CEO geldi Intuitive'den Alex Chris isimli. Geçmiş şirkette de son derece başarılı. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijitalleşmesi konusunda çok tecrübeli genç bir arkadaş. Ve dedim ki bu arkadaşa biraz fırsat vereceğiz daha 4 aydır yönetimde. İlk yönetimini birinci ayındaki bilançoda zaten ondan hiçbir şey beklemiyorduk. Dünkinden ise ne bekliyorduk? Biraz plan bekliyorduk, bir yol haritası. Çünkü değil mi? Yeni bir şirkete gittiniz yönetmeye önce onu bir öğreneceksiniz, anlayacaksınız, problemlerini göreceksiniz, sonra çözüm planını ortaya koyacaksınız. Dün Alex, Chris bu çözüm planını gayet güzel anlattı aslında. Temposu düşüktü. Ama bence asıl önemli şirketin bilançosu harikaydı ve şirketin özellikle son çeyrekte yaptığı ata Alex, Chris'in bu kısa zamanda bile bir şeyleri toparlamaya başladığına dair örnek olarak görebiliriz. Hani bir rakamlara bakalım şimdi. Biliyorsunuz PayPal bir ödeme platformu o yüzden üzerinden geçen ödemelerin büyümesi önemli. %13 büyümüş. 409 milyar bu çeyrekte üzerinden ödeme geçmiş. Bu yıllıkta 1.2-1.3 trilyon dolar anlamına geliyor. Dünyadaki e-ticaretin %25'i PayPal üzerinden geçiyor ve orada hala %15'lik büyüme yaratıyorlar burada Görüyorsun. Gelirler tarafına bakıyoruz. Cirosunu %9 artırmış. Ben dün YouTube katıl konsol üyelerine %8 ile 9 arasındaki büyüme çok iyi olur demiştim orada Başarmış. İşlem başı kar marjında sıfır büyüme var. Biraz sonra geleceğiz. Bu olumlu çünkü daha evvel küçülüyordu aslında. Esas faaliyet karında yüzde %39'luk artış var. Esas faaliyet kar marjında görüyorsunuz %16.8'den %21.5'e geçmiş. Yani 468 bas puanlık artış var. Net karda 921 milyondan 1 milyar 402 milyona gelmiş. %52 artış var. Net karda %52 artış var. Hisse başı karlılıkta 81 centten 1.29 dolara geçmiş. Yine hedeflerin üstünde %61'lik hisse başı karda artış var. Ve operasyonlardan üretilen serbest nakit akışına da 1 milyar 591'den 2.614 artış var. %64'lük artış anlamına geliyor. Bu bilanço bu kötü. Zaten Wall Street'in verdiği bütün hedefleri de geçtiler. Bayağı da açık ara geçtiler. Ama hisse %8'e yakın düştü. Neden? Çünkü CEO yeterince heyecan verici konuşmadı. Rakamları biraz daha detaylı girersek aslında ne kadar muhteşem bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu daha iyi anlayacağız. data.com'da şirketin şöyle bir tarihi gelişmelerine bakalım. Bu yılki cirosu 8 milyar dolar. Bu son çeyrekteki cirosu 8.03 milyar dolar. Geçen sene aynı çeyrekteki ciro 7.38 600 milyon dolar üzerine ciro eklenmiş. Brüt kâra bakıyoruz. Bu çeyrekteki brüt kâr 4.07 milyar. Geçen sene aynı çeyrekteki 3.67 milyar. Brüt kârda artış var. Esas faaliyet kârına bakıyoruz. 1.73 milyar dolar. Geçen sene aynı çeyrekte 1.24 milyar dolar. Bu da olan rakam. Bunlar öyle böyle rakamlar değil. Çünkü karşımızda bir de küçük bir startup yok. Yüzdeden anlamsız olacağı. Büyük bir şirket çok ciddi şekilde büyüme dair. Net kar burada özellikle çarpıcı. Bakın net kar 1.4 milyar. Geçen sene aynı çeyrekteki net kar 921 milyon ve görüyoruz ki trend de burada yukarı doğru adım adım gidiyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam burada 2020-2021'de acayip karlar var. Şirket niye onları yakalayamıyor? O dönem COVID'in yaşandığı dönem ve COVID PayPal gibi şirketlere çok yaradı. Bir, evden online alışveriş çok yaptık. İki, pek çok insan internet üzerinde küçük girişimler kurdular ve ödeme platformlarına ihtiyaç duydular. Biz de o dönemde Haddini Kulübü'nü kurduk örneğin ve neye ihtiyaç duyduk? EasyJoy ile işbirliği yaptık. Ödememiz için Türkiye'de PayPal maalesef kullanılmadığı için. Yani bu ekstra bir dönem ama normal eğriye dönelim 2019'lara. Oralara göre çok ciddi artış var. Mesela şuraya bakıyoruz. 2019'un son çeyreğinde 507 milyon dolar ciro var. Şu anda 1.4 milyar dolar. Yani 3 yılda kendini 3'e katlamış bir şirket var ciro olarak. karı biraz daha detayına baktığımızda kar 4.07 milyar daha daha önce 3.67 milyar. Esas faaliyet giderlerindeki artış ise 2.34 milyar olmuş bu dönemde. Daha önce 2.4. Yani esas faaliyet giderini de azaltmış. Bu süper bir şey. Biz buna faaliyet kaldıracı diyoruz. Yani satışlarını artırıyorsun. Brüt karını artırıyorsun. Ama esas faaliyet giderlerini yani satış, pazarlama, araştırma, muhasebe, genel giderler bunları yükseltmiyorsun. Bu da yine şirketin bu anlamdaki kaldıracını da kuvvetlendiğini gösteriyor. Nakit akışlarına bakıyoruz. Zaten muazzam tablo tekrar detaya girmemize gerek yok. Nakit akışına bakıyoruz. Çok ciddi kuvvetlenme var. Bakın şu mavi çizgi, açık mavi çizgi serbest nakit akışı bu dönemde 2.47 milyar dolar yaratmışlar. 2022'nin son çeyreğinde nerede o onu da bulalım hemen. Şurası 1.6 milyar dolar yaratmışlar. Yani neredeyse iki katın üzerinde artış var serbest nakit akışında. Bundan dolayı şirketin nakiti ve işletme sermayesi geçen senenin çok çok üstünde. Yine bilançoya baktığımızda aktiflerdeki büyüme hızı pasiftekilerin çok çok üstünde. Ve daha da güzeli var. Şirketin bir de toplam hisse senedi sayısı da azalıyor. Yani bu şirkete ortak olmak için satın alan hisse senedi sayısı da azalıyor. Neden? Çünkü şirket hisse senedi geri alıyor. Şu anda hisse senedi adedi 1.09 milyara inmiş. Oysa geçen sene aynı dönemde 1.15 milyarmış. Yani şirket kabaca 150 milyon adet hisse senedini piyasadan ne yapmış? Geri toplamış. Ve bu sene için daha da agresif bir geri toplama planları var. O geleceğiz. Bu da şirketin nakit olarak gücünü bize gösteriyor ve diyor ki şirket ben artık yavaş yavaş hisse Geride geri de topluyorum çünkü fazla paraya ihtiyacım yok. Emri de olması gerekenden belki fazla nakit var. Kötü mü bu bilanço? Kaç tane böyle şirket bulabilirsiniz bu bilançoya sahip? Bulamazsınız. Şimdi ama daha da önemli olan acaba yeni CEO'nun bu kısacık ömrü hayatında bu şirkette bir şeyler değişti mi? 4 ay oldu geleli. Bir önceki çeyrekte hiçbir etkisi yoktu. Bu çeyrekte çok kısıtlı bir etkisi oldu mevcut operasyonu üzerinde. Peki orada olmuş şeyler var mı? Şirket bu konuda çok güzel bir şey yaptı. Yapmış. Diyor ki bakın 2024'ün son çeyreği bu da 2024'ün tamamı. Yani diyor ki CEO şurası benim sorumluluk aldığım alan diyor. Farkı göstermek için. Bu adamcağız işi devre almadan önce şirketin üzerinden geçen toplam ödemelerin büyümesi bir önceki yıla göre %13'müş. Son çeyrekte ise bu %15'e çıkmış. Ciro 2023'ün tamamı da %8 büyümüş. Bu adam devraldıktan sonra %9 büyümüş. Kur farkı arındırılmış cirodaki büyüme ise sabit kalmış. Transaksiyon marjları yani her bir ödemeden elde ettikleri kar marjı 2023 boyunca küçülmüş ama bu adam başına geçtikten sonra işin geçen seneye göre küçülme durmuş. Hatta biraz sonra rakam detayına bakarız hafif bir büyüme bile var. Net faaliyet karı 6 679 muş yıl boyunca son çeyrekte 1.872 dikkat ederseniz bu bunun dörtte birinden daha büyük bir orana geliyor. Buradaki artışta net. Non-gap operating margin yıl boyunca %22.4 40, ben devraldıktan sonra %23.3'e geldi diyor. Yani bu adam sadece 3 aylık CEO ve bu 3 aylık CEO bir dev şirketin 25.000 kişinin çalıştığı bu dev şirketin esas faaliyetkarlarında muhtemelen biraz motive ederek, muhtemelen bazı tasarruflara giderek bir işçi çıkartmalar vesaireler yapıyorlar. Hemen bazı faydalar göstermeye başlamış. Geçenlerde 2500'e yakın insanın işten çıkacağını söylediler. Bunun faydası henüz buraya taşınmış değil ama önümüzdeki çeyreklerden itibaren bu daha yukarı gitme ihtimali de gayet yüksek. Peki karlılıkta neler oluyor bir buna bakalım. Çünkü diyor ki CEO benim odağım karlı büyüme. Baktığımızda %8'miş daha evvel şirketin nesi? Ciro büyümesi. Ortamın %9'a gelmiş son çeyrekte artışı görüyoruz. Şirketin transaksiyonlardan elde ettiği kar marjı 3 milyar 369'muş. 3 milyar 672'ye gelmiş. Bir önceki çeyrekte geçen yıla göre %3 küçülme varken bu çeyrekte küçülme durmuş. Bankap standartına göre kar 1 milyar 872 olmuş. Bir önceki çeyrek %22.2 önceki, ondan önceki çeyrek %21.4, bu çeyrekte %23.3. Non-GAAP EPS'te bir küçülme var. Bu da temel sebebi burada muhasebe standartlarını değiştiriyorlar ve iyi bir şey yapmışlar aslında. Biliyorsunuz bu tip şirketlerde çalışanları ödüllendirmenin bir yolu da maaşların ötesinde hisse de opsiyonları vermek. Yani çalışan belli hedefleri gerçekleştirince ucuza hisse senedi alma hakkını kazanıyor. Bunu daha evvel non-GAAP karlılığın içinde göstermezken bu çeyrekte göstermeye başladılar. Ve bu olumlu bir şey çünkü böylece aslında biz yatırımcı olarak da bunu daha net görüyoruz yani şeffaflık adına harika bir şey. Bundan dolayı burada bir gelleme var gibi gözüküyor ama aslında burada gelleme yok. Sadece muhasebe standardı değişmiş durumda. Keşke onun etkisi olmadan Nangeplere'ye gidiyor. Onu da gösterseler harika olurdu. Başka bir mesele, şirketin aktif kullanıcı sayısında azalma var. %2 civarında. Ama zaten bunu duyurmuşlardı ve demişlerdi ki bizim platformumuzu kullanan insanlar gerçekten kullanmıyorsa onları müşteri gibi saymak istemiyoruz. Şeffaflık ve bu neye yaramış? Aylık aktif kullanıcı sayısında artış var. 218'den 224'e gelmiş. Yıldan yıla %1 büyüme var. Toplam işlemde de artma var. Bakın yıl boyunca baktığımızda %12'lik artış var. Şimdi %13'e gelmiş durumda. Üzerine geçen işlem sayısı. Her bir aktif hesap için 58.7 civarında işlem var. Bu da yıldan yıla %14 büyüme anlamına geliyor. Hem bu çeyrekte hem yıl toplamında. Bu da iyi bir şey. Şirket demek ki müşterilerine daha fazla iş yapmanın yolunda bulmuş durumda. Üzerinden geçen toplam ödeme hacmi 28 trilyon dolar olmuş bu yılın toplamında. Bu geçen yıla göre %13'lük büyüme anlamına geliyor. Son çeyrekte ise 409 milyar olmuş. Bu geçen sene aynı döneme göre %15'lik büyüme anlamına geliyor. Kur farkından alınmış olarak baktığımızda da yıl genelinde %12, son çeyrekte %13'lük artış var. Yıldan yıla toplam ciro büyümesi %8 yıl genelinde son çeyrekte %9. Kur farkından alındırıldı ise biliyorsunuz yıl sonuna doğru Amerikan doları değeri düştü biraz. %9'u %9, %9 korunmuş. Burada yeni bir CEO var karşımızda ve hem büyümede hem karlıkta ben fark yaratmaya başladım diyor ve sadece 3 ayda yaptı bu adamcağız bu işleri. Sizce bu bilanço bu CEO cezalandırılmalı mı? Kesinlikle hayır cezalandırılmamalı. Peki neden düştü ise? İki sebepler düştü. Bir biraz önce söylediğim gibi CEO'nun heyecanı biraz azdı. İkincisi geleceğe yönelik büyükme beklentilerini biraz kısıtlı tuttular. Dediler ki ilk çeyrekte orta tek haneli bir büyüme gerçekleştireceğiz hisse başı karlıkta. Toplam ciromuzdaki büyüme de %6,5 %7 civarında olacak. Oysa biliyorsunuz son çeyrekte %9 büyümüşlerdi. Ne yapıyor burada? Büyüme beklentisini kısıyor. Enteresan. Yıl geneli içinde yine büyüme beklentileri şirketin Wall beklenen az olduğu. Şimdi yatırımcılar o kadar bazen çocukça davranıyorlar ki burada yapılmaya çalışılan şeyi anlamıyorlar. Yeni bir CEO geldi. Adam için 2024 temiz bir yıl olarak başlıyor. 2024'te beklentileri çok yükseltmek yerine beklentiyi düşük tutup buna sent begging denir bu arada. bunun bir kavram aslında. Yıl içerisinde o beklentinin çok üstüne giderek kendini iyi göstermek isteyebilir bir CEO. Bir kere birincisi bunu burada okuyorum. İkincisi bu yeni CEO'muz geçenlerde bir toplantı yaptı ve inovasyonlarını anlattı. Bu anlatım sırasında biz dünya şok edeceğiz gibi bir tabir kullandı. Fakat aslında onu biraz bağlamdan kopardılar ve dediler ki adam dünyayı şok edecek ve sonra hisse senedi hızla yükseldi fakat inovasyondan anlattıkları gün o beklentiler tam yerine gelmediği için hisse senedi sert düştü. Benim tahminim Alex Chris bu konuda da uyarılmış. Demiş ki beklenti o kadar yükseltme çok yükseltince için dolduramazsak işler kötüye gidebiliyor. Bu nedenle süper alçak gönüllü şu ana kadar ki bütün büyüme ortalamalarının altında bir büyüme hedefi sundular. Hemen biraz açık kafası çalışan bir adam olduğu için burada yapılanı net olarak anlayabiliyorum. Buna beraber başka bir mesele daha var. 5 milyar dolar en az hisse senedi geri alacağız dediler. Bakın burada Share Repurchase. Bu şirketin değeri yanılmıyorsam şu anda 60 milyar dolar civarında. Ki muhtemelen bu bilançodan sonra biraz daha da aşağı doğru gidecek. 5 milyar dolar demek şirketin %8 %9'unu hisse senedini piyasadan geri toplayacaklar demek. Yani hisse senedinin hazır müşterisi var. Ben bu süper oldu bizler açısından. Ama daha da önemlisi böyle bir hedef verdiğinizde yani ben hisse senedi mi geri alacağım dediğinizde hisse senedi fiyatınızın hızlı yükselmesini mi istersiniz önce yoksa düşük kalsın ben onu biraz toplayayım mı dersin? Öyle yaparsınız değil mi? Çünkü dersiniz ki 5 milyar dolarla satın alabileceğim hisse senedi ben artırmak istiyorum. Bu da nasıl olacak? Hisse senedi fiyatını biraz düşük tutarsak olacak. Onu nasıl yaparım? Bilanço çok iyi geldi. Hisse senedi yükselebilir. Nitekim öyle de oldu. Bilançodan sonra hisse %8 yukarı gitti bir anda. Ne yapabilirim? Beklentiyi biraz aşağı çekersen bu olur. Ve bu yanlış mı, ahlaksız mı? Hayır değil. Bu oyun böyle oynanıyor. Yani her yönetim kendini mutlaka başarılı göstermek istiyor. O yüzden beklentiyi biraz düşük tutup onu üzerinde gerçekleştirmeler getirmeye çalışıyorlar. Buraya kadar gayet normal. İkincisi anladığım kadarıyla şirket hisse de ucuz buluyor. Hatta biraz da ucuzasını da geri alalım. Böylece yatırımcı baskısından da biraz kurtulalım. Üstelik hisse senedi fiyatı da otomatikman yukarı doğru gitsin diyor. Bu değerlendirmeleri yapmaktan aciz pek çok günlük trader dün hisseyi sattılar. Muhtemelen Wall Street'in pek çok analisti de böyle temel değerlendirmeleri yapamadığı için hisse senediyle ilgili bugün downgrade'ler vesaireler gelecek. Ben de görüyorum, valla ben harika bir durum görüyorum. Şirketin hisse senetlerinin neredeyse %10'a yakınını piyasadan geri toplayacağını görüyorum. Hele fiyat biraz daha düşerse. Şirketin büyüdüğünü, karın arttığını görüyorum. Süper düşük gelecekle ilgili tahminler sundukları içinde birinci çeyrekte, ikinci çeyrekte, üçüncü çeyrekte şirket daha iyi sonuçlar getirdikçe ve daha iyi sonuçlar gelecek çünkü şirket pek çok inovasyonu yapıyor ve görüyoruz ki yeni CEO'nun ilk yönettiği çeyrekte bile performans yukarı doğru gitmiş. Şirketin değeri yukarı doğru artacak. En azından bu benim yatırım tezim. Her zaman bir yatırım teziniz olmalı ve o yatırım tezinizi destekleyen veya desteklemeyen rakamları detaylı şekilde görmelisiniz. Analizleri anlamalısınız. CEO'lar ne söyledi dinlemelisiniz. Benim çıkarımım bu yönde oldu. O yüzden PayPal'la ilgili pozisyonumuzu büyütme kararını aldım. PayPal daha evvel bizim için bir swing tradeken iken yani geçici bir trendken bu yeni gördüklerim beni çok motive ettiği için artık bir demir baş haline de getirdim. Önümüzdeki dönemlerde PayPal'ı almaya rağmen edeceğiz. Ve inanıyorum ki yıl sonuna geldiğinde PayPal çok daha iyi yerlerde olacak. Hisse senedi fiyatı yükselir mi yükselmez mi? Orası yine tartışmalı. Ekonomik krizler olabilir, resesyonlar olabilir. Yani bir hisse senedi fiyatı etkileyen çok konu var ama şirket çok daha iyi bir yerde olacak. Ve şirket çok daha iyi bir yerde olduğu zaman eninde sonunda CEO'su uyuz da konuşsa, yatırımcılar duygusal da davransa bir şey değişmiyor. O ise yukarı doğru hareketleniyor. Umarım anlattıklarım ilgisi çekmiştir. Biraz da eğitime başlıyorum bütün bu videoları. Umarım yararlı olmuştur. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.